Hepinize merhaba arkadaşlar. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin sezon finaliyle karşınızdayız. 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladık. Şu anki en büyük gündemimiz LGS ve bugün sıkça LGS ile ilgili konuşacağız. İlk haberimiz, yarın sabah sınava girilecek tüm okullar temizlendi ve dezenfekte edildi. Okulların hepsi artık sınava hazır. Milyonlarca öğrenci LGS'yi bekliyor. Sınavların güvenli bir şekilde geçmesi için okullarda gerekli önlemler alındı. Türkiye genelinde yüzlerce okulda sınıflar, koridorlar, okul bahçeleri uzman ekipler tarafından titizlikle dezenfekte edildi. Okul girişlerine ve sınıflara el dezenfektanı, maske ve peçete yerleştirilirken sosyal mesafeye uyulması için çizgiler belirlendi. Sabah 9.30'a başlayacak sınav için öğrencilerin en az yarım saat öncesinde okul önünde hazır bulunması gerekiyor. Bu arada biliyorsunuz sınav saatinde bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öğretmen, öğrenci ve veliler dışında, görevliler dışında kimse bu saatlerde dışarıda olamayacak. Bu da bizim sınava daha rahat gitmemiz açısından güzel bir haber diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Üniversitesi sınavları yapıldı. Aslında bu sınav LGS'de nasıl bir ortamda sınava gireceğimize dair güzel bir simülasyon oldu diyebiliriz. Bu haberimizi izleyelim. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 451 bin adayın katılımıyla yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan sınavda öğrenci yakınları okul bahçesine alınmadı. Sınav giriş belgesini unuttuğu için eve dönen ve geç kalan bir öğrenci büyük çaba sarf ederek saniyeler kala sınava girmeyi başardı. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin bu bölümünde sınav süreçlerinde öğrencilere hem motivasyon hem rehberlik anlamında destek olan Canan hocamız var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Artık gün de kalmadı, LGS'ye saatler kaldı hocam. Evet. İlk şunu sormak istiyorum. Bu gece nasıl uyunacak? Ben en çok öğrenciyken bunun zorluğunu yaşardım. Sınav gecesi çok stres basardı ve bir türlü uyuyamazdım. Sabah da pişman olurdum ama yine de gece nasıl uyuyacağız? Bunu merak ediyoruz. Evet, yani aslında sınavdan dolayı yaşadığımız kaygı, heyecan birazcık uykumuzu etkileyebilir. Ama şunu öneriyorum, bir gün öncesinden yani artık bugünden itibaren çok rutinlerimizin dışına çıkmamak lazım. Mesela akşam çok değişik yemekler yememek lazım, çok geç saatlerde yatmamak lazım. Normal rutinimiz neyse bunlara dikkat etmek lazım. Tabii ki bir de sınavdan sonraki süreci düşünerek aslında uykuya dalmamız lazım. Sınav esnasında ne olacak, öncesinde ne olacak, bu kaygı süreçlerini düşünmekten çok artık sınav günü geldi çattı, sınav bitecek ve biz özgürlüğümüze kavuşacağız. Birazcık sınav sonrasına odaklanırsak daha bir rahatlayabiliriz, uykuya daha rahat dalabiliriz. Peki hocam, şu an mesela bu gece aklımıza bir konu geldi. Mesela İnkılap'ta dedik ya, bu çağdaşlıkta mıydı, akılcılıkta mıydı? Bunu açıp bakalım mı hocam? Şöyle, eğer çok rahatsız etmiyorsa öğrenci açıp bakmasına gerek yok. Çünkü zihnimiz bize bu süreçte birazcık oyun oynayabilir. Bazı konuları unutmuşuz gibi gelebilir ama aslında unutmadık. Onları sınav esnasında zaten hatırlayacağız. Ama diyelim ki öğrenci bu konuda çok rahatsız. İlla bakacağım, bakacağım diyor. Sonuçta son gün hiçbir şeye bakılmaz diye bir kural yok. Böyle bir katı kuralımız yok. Eğer çok rahatsızsa açıp bakabilir. Ama tabii ki bu komple bir konu tekrarı olmasın. Belki ufak tefek detaylara, küçük noktalara bakabilir. Bunların dışında büyük konu tekrarlarını çok önermiyoruz. Son gün daha çok kafa karışıklığına neden olabilir. Yani şöyle bir inkılaba, bir konuya bakayım derken 3 saat bir özet falan. Evet, bunu önermiyoruz çünkü süreç uzadıkça aslında sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi gelecek. Hadi onu da çalışayım, bunu da çalışayım derken saatlerini verecek ve hem daha çok kaygılanacak hem de kafasını karıştırmış olacak. Peki hocam, arkadaşlarımızın merak ettiği şey de şu, bir sene boyunca hazırlandılar. O sınav günü, o heyecanla her şey unutulabilir mi? Mesela bildiğimiz bir konuyu hadi ya benim aklıma gelmiyor diyebilir miyiz? Aslında unutulmaz ama unutulmuş gibi gelebilir sınav esnasında kaygıdan dolayı. Buradan yola çıkarak da aslında kaygıyı yönetmek ön plana çıkabilir diyebiliriz. Eğer kaygımızı doğru yönetirsek o unutmuşlar da ortadan kalkmış olacak, unutmuş gibi gelmeyecek bize. Evet, çok yüksek kaygımız varsa mesela bu bizim düşünmemize engel olacak. Düşünemediğimiz için de konunun detaylarını hatırlayamayacağız. Ama biz kaygımızı iyi bir şekilde yönetebilirsek, süreci tamamen bizim istediğimiz gibi ilerletebilirsek sınav esnasında o unuttuğumuz dediğimiz her şey aklımıza gelecek aslında. Peki hocam, son olarak yarın sınava girecek arkadaşlar için son bir taktik verin desem ne söylersiniz bana? Öncelikle rutinlerini bozmasınlar, son gün artık hiçbir şey çalışmasınlar, zihnini ve bedenini dinlenmeye ayırsınlar ve tabii ki heyecanını iyi yönetsin. Çocuklarımız ne demek istiyoruz aslında burada? Tabii ki kaygılanacağız, heyecanlanacağız. Bu zaten bizim istediğimiz bir şey. Ne diyoruz? Sınavı ciddiye almamız lazım değil mi? Bu kaygı da yani birazcık kaygı ciddiye almamız noktasında gerekli bir şey. Ama bu kaygı gitgide yükselirse sınavdaki başarımızı da düşürmüş olacak. Burada bir ters orantı var. O zaman ne yapmamız lazım? Heyecanımızı doğru yönetebilmek için. Eğer çok heyecanlanıyorsak mesela, biraz nefes egzersizi yapabilirler. Derin nefes alabilirler. Eğer bu sınav öncesindeyse evden çıkmadan önce birazcık derin nefes alıp yola öyle çıkabilirler. Eğer sınav esnasında çok kaygılandıklarını hissediyorlarsa bir 3-4 saniye gözlerini kapatıp çok huzurlu bir yer düşünebilirler. Güvende hissettikleri bir yer düşünebilirler. Ve derin nefes alarak bu 3-4 saniye kaygılarını, heyecanlarını yeniden yapılandırabilirler.
Son olarak bir de hocam sanki sene boyunca giden düzeni mesela denemelerde nasıl çözdüysek, turlama taktiği yaptıysak aynı şekilde ilerlemek çok daha mantıklı. Tabii ki yani sınav anında hiçbir şekilde taktik değiştirmesinler. Şimdiye kadar denemelerde nasıl gidiyorlarsa, hangi dersten başlıyorlarsa ya da optiği nasıl kodluyorlarsa o şekilde devam etsinler. Çünkü sınav anında yapacakları bir değişiklik yeniden onları kaygılandırabilir, çok istedikleri gibi gitmeyebilir ve sonrasındaki süreci çok iyi götüremeyebilirler. O yüzden en baştan denemelerdeki süreç nasılsa o şekilde ilerlemelerini öneriyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Bütün öğrencilere de şimdiden başarılar diliyorum. Biz de aynı dileklerimizi yolluyoruz ve Tonguç Ana Haber Bülteni'ne kaldığı yerden devam ediyoruz. Şimdi LGS'ye ara verip farklı bir haberle devam edelim istiyorum. Şırnaklı bir öğrenci arkadaşımız yakalandığı amansız hastalıkla 5 sene mücadele ediyor ve bu hastalığı yeniyor. Sonrasında ise birbirinden güzel, birbirinden farklı projeler geliştiriyor. Lise öğrencisi Güven Ton henüz 10 yaşındayken lenf kanserine yakalanmıştı. 5 yıl boyunca tedavi gören Ton uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Güven hayallerinin peşinden koşmayı asla bırakmadı. Uzay bilimi ve teknoloji ile ilgili evinde savunma sistemleri araçlarıyla birlikte birçok farklı proje üreten Güven her geçen gün başarılı projelere imza atıyor. Benim adım Güven, Şırnak Uludere'de yaşıyorum. 17 yaşındayım. Benim ilgi alanım uzay bilim, teknoloji ve havacılık. Bunun için bazı çalışmalarım ve projelerim var. Kısaca bazı projelerimi özetleyeyim. Havada, suda, karada giden projelerim var. Türk Silahlı Kuvvetleri için karada ve suda giden projelerim var. Güven'in en büyük isteği gelişmiş teknolojik imkanlarla çalışarak projelerini hayata geçirebilmek. Biz de Güven'i canı gönülden tebrik ediyoruz. Yarın LGS'ye girerken kullanılacak maskeler birçok öğretmen ve öğrencinin desteğiyle meslek liselerinde hazırlandı. Bu arada hatırlatmamızı da yapalım. Yarın LGS'de gerekli koşullar sağlanacak ve bizler sınav yaparken maskemizi çıkarabileceğiz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS'ye girecek öğrencilerin maskeleri meslek liseli öğrenci, öğretmen ve çalışanlar tarafından hazırlandı. Hijyen kurallarına uyularak hazırlanan maskeler sınav öncesinde öğrencilerin kullanması amacıyla dağıtılacak. Son olarak karantina dönemini verimli geçiren arkadaşlarımızdan bazılarını izleyelim. Öğrenci arkadaşlarımız böcekler için ev yapmışlar. Peki bu böcek evi ne işe yarıyor onu görelim. Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler okullarının bahçesinde yaşayan böcekler için toplam 9 adet böcek evi tasarladı. Evler böceklerin yaşamlarını devam ettirebilmesi ve öğrencilerin farklı böcek türleri hakkında gözlem ve inceleme yapabilmesini amaçlıyor. Biz buraya böcekler yaşamlarını devam ettirebilsin, korunsun ve yaşamlarını gözlemleyerek onlar hakkında bilgi edinmek için koyduk. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin sonuna gelirken ben de yarınki sınavla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Hepiniz sene boyunca çalıştınız. Bütün bir enerjinizi, bütün bir çabanızı bu sınav için gösterdiniz. Birazcık heyecan, birazcık stres olabilir. Çok da normal. Sizi başarıya götürecek olan şey bu heyecanınız olacak. Fakat korkarsanız, birazcık içinize kapanırsanız, Allah'ım ben yapamayacağım galiba diye düşünürseniz motivasyonunuz düşecek. Bunu kesinlikle yapmayın. Yarın sabah kalkın, bütün bir kendinize güveninizle o sınava gidin ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Göreceksiniz, hiç korktuğunuz gibi olmayacak arkadaşlar. Tonguç Ana Haber Bülteni'nde bu sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Unutmayın LGS'nin hemen sonrasında Tonguç 8. sınıf kanalımızda bir LGS değerlendirmesi videosuyla hocalarımız sizlerle beraber olacaklar. Bir dahaki sezona kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.